Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. 20 Aralık Salı bugün. Gelişmelerle karşınızdayız her zaman olduğu gibi ana haber bültenimizde. Ben Sermin Baysal Ata. Hoş geldiniz. Ve tabii ki en önemli haftalardır, aylardır konuştuğumuz en önemli gündem maddesiyle başlayalım. Çünkü milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Onların ailelerini ve dolaylı olarak aslında bütün vatandaşları ilgilendiriyor. Asgari ücret. Milyonlarca çalışanın gözü Ankara'daydı. Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısını yaptı bugün. Türk İş Başkanı Ergün Atalay da asgari ücret için tekliflerinin 9 bin lira olduğunu söyledi. Ve verirlerse masaya oturur imzalarız dedi. Başka neler söyledi? Sonrasında neler yaşandı tüm gün içinde aktaralım şimdi. İşçi tarafını Türk İş, işveren tarafını TİSK temsil etti. Hükümet ve taraflar üçüncü kez masaya oturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 3 saat sürdü. Türk İş, asgari ücret görüşmelerine açlık sınırı olan 7.785 liranın üzerinde başlamıştı. Onun altında bir rakamı yani kabul etme şansımız sıfır. Şimdi kırmızı çizgi bu. Onun üstüne çıkmak gerekiyor. Bugünkü toplantıda ise ilk kez rakam telaffuz edildi. Asgari ücrete ilişkin teklifi işçi adına Başkan Ergün Atalay açıkladı. Türk İş'in resmi teklifi 9 bin lira arkadaşlar. Verirlerse masaya oturup imzalarız. Vermezlerse o meselenin içinde olmayız. Gözler şimdi resmi açıklamalara çevrildi. Zam oranı ne olacak? Asgari ücretlinin yeni yılda maaşı kaç liraya yükselecek? Cevabı merakla bekleniyor. Tekrar toparlayacak olursak asgari ücrette 3. toplantı sona erdi dedik ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın o açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Teklifimiz 9 bin lira diyor Ergün Atalay. Milyonlarca çalışanın ve işverenlerin de gözü sürecin bundan sonra nasıl işleyeceğine çevrildi. Görüşmelerin uzaması takvimde değişikliğe neden olur mu sorusu gündeme geldi ve olası senaryolar neler? Yanıtlar haberimizde. Asgari ücrette 3. toplantı yapıldı. Beklentiler zam oranının netleşmesi yönündeydi. Ancak toplantıdan bir karar çıkmadı. Toplantının ardından Türk İş Başkanı Ergun Atalay tekliflerinin 9 bin lira olduğunu söyledi. Bu rakamı verirlerse masaya otururuz dedi. Şimdi akıllardaki soru sürecin nasıl işleyeceği. Bu tür durumlarda mekik dokunur. Yani taraflar arasında telefon görüşmeleri olur. İşte o heyetten birisi oraya gider. Ya uzlaşma zeminleri hep aranır. Yani öyle anlar oldu ki gece 3'te uzlaşma sağlandı. Öyle anlar oldu ki artık bir daha bir araya gelinmeyecek dendiği ortamda taraflar bir araya geldi. Toplantı sonrası işveren heyetindense bir açıklama gelmedi. Burada asgari ücretliler, çalışanlar yani bugün açıklanır ya da açıklanmaz diye kaybedilecek herhangi bir şey söz konusu değil. Süreç işliyor. Ama hani mutabakatla, oy birliğiyle olmasına her kesim özen gösteriyordu. Belirlenecek asgari ücret 1 Ocak 2023'te geçerli olacak. Peki görüşmelerin uzamasının takvime etkisi olur mu? 31 Aralık'a kadar zaman var. Geçen yıl asgari ücret yönetmelik yasası değişti. Orada yürürlük tarihi ile ilgili bir düzenleme de yapıldı. Dolayısıyla şu anda zaman açısından bir problem yok. Ve ekranlarınızda görüyorsunuz son dakika gelişmesini sevgili izleyiciler. Bir önceki bültenimizde de Türkiye'nin koca Yusufları yola çıkıyor, dönüyor dedik. İşte döndü ve canlı görüntüler ekranlarınıza geliyor. Milli Savunma Bakanlığı önce bir açıklama yaptı sevgili izleyiciler. Hava sahasının kapatılması nedeniyle Ukrayna'da kalan iki kargo uçağının Türkiye'ye dönüş yolunda olduğunu duyurmuştu. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı ilk açıklamada iki kargo uçağı insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek maksadıyla Ukrayna'ya gitmişti. İşte açıklamada bu bilgi de hatırlatıldı. Ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Koca Yusuf olarak adlandırılan iki adet A400M uçağının Borispol havaalanında kaldığı belirtilmişti. Ve işte daha sonra Milli Savunma Bakanlığı uçakların ana üsleri olan Kayseri'ye intikalinin başladığını duyurdu. Daha sonra işte Kayseri'den gelen canlı görüntüleri ekranlarınıza getirmiştik.
İlk uçak indi, ikinci uçağı bekliyoruz demiştik. İki uçak birden Koca Yusuflar, Kayseri'de şu anda sevgili izleyiciler, ana üsleri olan Kayseri'ye ulaştı ilk uçağımız birden. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da uçakların Türkiye'ye dönüşüyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Savaştan dolayı Ukrayna'da mahsur kalan iki kargo uçağımız nihayet dönüş yolunda demişti. Hamdolsun sağ salim selametle gelsinler demişti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Ve işte sağ salim Ukrayna'da mahsur kalan iki kargo uçağı Kayseri'ye ana üslerine döndüler. Ek gösterge düzenlemesinde gözler Ocak ayına çevrildi. Düzenlemenin hayata geçmesiyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Böylece emekli maaşları ve ikramiyeleri artacak. Ocak zammıyla birlikte maaş ve ikramiyelerde ilave artış da olacak. Milyonlarca kamu görevlisini ilgilendiren ek gösterge düzenlemesinin hayata geçmesine sayılı günler kaldı. Yasalaşan düzenleme yürürlüğe girdiğinde tüm memurların göstergelerinde 600 puan artış olacak. Emekli aylık ve ikramiyeleri %22-25 yükselecek. Emeklilikleri için hem alacakları emeklilik ikramiyesi hem de emeklilik maaşları ciddi anlamda artacak bu noktada. Bu 3600'ün getirmiş olduğu avantajla beraber reel gelirlerinde ciddi anlamda bir artışın olacağını bu noktada söylemek mümkün. Sıfır ek göstergesi olan çalışanlar 600 ek puan alacak. Birinci dereceye giren öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ile göstergesi 3000 olan diğer memur ve emeklilerin ek göstergeleri 3600'e çıkacak. Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 1234 ila 1391 lira artacak. Emekli ikramiyesindeki artış da 44.500 ile 50.150 lira arasında olacak. Aylık ve ikramiyelerde Ocak zammına göre ilave artış da görülecek. Memur zammı ki o zamdan maksatımız belki reel olarak bir artıştan bahsedebiliriz. Artı 3600 getirici avantajlarla beraber bu milyonlarca insanın gelir düzeyinin artacağı ve koruyabileceği, geliri de koruyabileceği bir yıla gireceğinde bu noktada söylemek mümkün. Uygulama Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin önemli bir adımı, ikinci adımı yolda sevgili izleyiciler. Orta gelire konut kampanyası için hazırlıklar sürüyor. Peki projeden kimler nasıl faydalanabilecek? Ayrıntılar haberimizde. Orta gelir grubuna yönelik konut kampanyasında sona gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ayrıntılar üzerinde çalışıyor. Burada kademeli bir faiz uygulaması yapılacak. Sektörün beklentisi 0.69 ile 0.99 arasında bir faiz oranının uygulanması. Bu çekilen kredi miktarına göre faiz oranı da değişecek. 1 milyon lira kredi için 0.69 oranında faiz uygulanırsa aylık taksit 9.718 lira olacak. Geri ödemesi 1.749.396 lira tutarında yapılacak. Faiz oranı 0.99 olarak belirlenirse aylık taksit 11.924 lira, geri ödeme tutarı da 2.146.424 lira olarak belirlenecek. Dar gelirli sosyal konut projesine başvurularda hane halkı gelirinin 16 bin liranın altında olması şartı aranmıştı. Orta gelir grubu için ücret aralığı ise henüz netleşmedi. Bizim değerlendirmelerimize göre 16 bin liranın üzeri 50 bin liraya kadar olan hane halkı geliri olanlar bu kampanyaya başvurabilecekler. Bunun dışında ilk defa ev sahibi olacaklar için geçerli. Yani hane halkından herhangi birisinin üzerine herhangi bir konut varsa bu kampanyadan yararlanamayacak. Peki kredinin finansmanına erişim nasıl olacak? Şu anda kamu bankalarının ve katılım bankalarının tamamı bu kampanya kapsamında konut kredisi verecek. Ancak süre 15 yıla uzadığı için özel bankaların tamamı değil ama
birkaç tanesinin de bu kampanya kapsamında konut kredisi finansmanı sağlayacağını düşünüyoruz. Efendim, kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor. Kiracı ile ev sahibi arasındaki sözleşmeler artık E-Devlet'ten yapılacak. 2024 yılının sonuna kadar tamamlanacak düzenlemeyle kayıt dışı ekonominin önlenmesi hedefleniyor. Peki sözleşmelerin E-Devlet'ten yapılması neler getirecek? Detaylara bakalım şimdi. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için harekete geçildi. Kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden düzenlenmesi için çalışma başlıyor. Haberiniz var mıydı? Yoktu aslında, evet. Bilmiyordum. Sözleşmeler standart hale gelecek. Düzenleme ile yetki belgesi olmayan emlakçıların faaliyetleri ve kayıt dışı ekonomi önlenecek. Bu alandaki vergi kaybına son verilecek. Kiraya verenler özellikle vergiden kaçınmak için, daha doğrusu kaçmak için ya da vergiyi ödememek için bu noktada belli bir kira sözleşmesindeki kira bedelini yazıp geri kalanı elden almak istiyorlardı. Tabii kiracılarla da karşı karşıya geliyorlardı. Çalışma kapsamında Türkiye Gayrimenkul Değerleme Bilgi Sistemi kurulacak. Taşınmaz değer haritaları oluşturulacak. Taşınmazların değeri toplu değerleme modeli üzerinden belirlenecek. 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Peki kira sözleşmelerinin E-Devlet'e taşınması kira sorununa çözüm olacak mı? Artık devletin elinin altında bütün kiracı ve kiraya verenlere ilişkin sözleşmeler de olacağı için kim ne kadar artış yapmış, kim ne kadar artış yapmamış, tabii ki bunların da kayıt altına alınacağı için kayıt dışılık da bu sene ortadan kalkacak ve bu noktada bu kiraya artışları ilişkin sorunları da en aza indirmiş, hatta ortadan kaldırmış diyebileceğimiz noktaya gelebilecek. Mal sahiplerinin kendi kararlarıyla değil, bu kararların devlete yansıması ve kontrol edilebilir olması çok da sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerinin dünyanın en hızlı devreye alınan saha geliştirme projesi olduğunu söyledi. Şırnak Gabar'daki petrol keşfi için bu yıl karada yapılan en büyük 10 keşiften biri dedi ki kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu yönde bir açıklama yapmıştı, hatırlayacaksınız. Dönmez Zonguldak'taki Filios Limanı ve doğalgaz işleme tesisinde konuştu. Karadeniz gazıyla ilgili baktığımızda keşiften üretime dünyanın en hızlı devreye alınan deniz saha geliştirme projesi olacak. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz için bir kez daha tarih verdi. Gazın Mart 2023'te evlere gireceğini kaydetti. Üretimin ilk etapta günlük 10 milyon metreküp olması planlanıyor. Ülkemizin ihtiyacının %25, %30'luk kısmını buradan karşılıyor olacağız. Hanelerde kullanılan doğalgazın tamamı artık Karadeniz'den çıkartılacak, üretilecek. Bakan Dönmez, Zonguldak'taki Filios Limanı ve doğalgaz işleme tesisinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve haber müdürleriyle buluştu. Son 5 yılda Türkiye'nin petrol üretim kapasitesini %50 arttırdığına dikkat çekti. Bu alandaki hedeflere değindi. Şırnak'ta Gabar bölgesinde Şehit Esma Çevik kuyularında günlük 5350 varillik bir üretim yakaladı. Ve bu sahada yapılan bu keşif 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşiften birisi oldu. Belki yeni keşifler de yine o bölgeden gelebilir. Gündeminde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmalar da vardı. Hedefimiz 2023 yılı sonuna doğru inşallah ilk üniteyi işletmeye almak. Nükleer santrallere bizim daha fazla yatırım yapmamız gerekecek. Önümüzdeki işte 10'lu 20'li yıllarda nükleer güç santrallerini artık ülkenin çeşitli yerlerinde görmeye başlayacağız. İsveç'te Yargıtay'ın skandal kararıyla Türkiye'ye iade talebi reddedilen FETÖ firarisi Bülent Keneş hakkındaki son kararı İsveç kabinesi verecek. Efendim, NATO üyesi Yunanistan bir kez daha Ege üzerindeki planlı NATO görevini engellemeye çalıştı. Daha önce de yaşamıştık biliyorsunuz. NATO görevini Yunanistan'ın önleme girişimi ve radar kilidi atması Türk jetlerince bertaraf edildi.
Yunanistan'daki 5 ayrı üsten havalandılar. Ege üzerindeki planlı NATO görevine katılan unsurları taciz ettiler. Taciz girişimine gerekli cevap verildi. Ukrayna Savaşı'nın ardından NATO-Rusya ilişkilerinin gerildiği bir dönemde planlı NATO görevi yine bir NATO üyesi olan Yunanistan tarafından engellenmeye çalışıldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. 19 Aralık Pazartesi günü planlı olarak yapılan NATO Nexus Ace Ege görevine Türkiye'den 14 F-16, bir havadan erken ihbar ve kontrol uçağı, bir yakıt ikmal uçağı ve bir kasa uçağı katıldı. Görevde NATO'ya ait bir AVAX uçağı da yer aldı. Ege üzerinde devam eden görev sırasında Yunanistan'dan kalkan F-16'lar Türk uçaklarına radar kilidi atarak taciz etti. Bu taciz üzerine Türk jetleri Dalaman ve Akhisar'dan önleme görevi için havalandı. Yunan savaş uçaklarına gerekli karşılık verildi. NATO Nexus Ace görevi Yunanistan'ın engelleme girişimlerine rağmen başarıyla tamamlandı. Yunanistan NATO görevini ilk kez engellemeye kalkmıyor. Bu yıl 11 görevde 2500 saniyeden fazla süreyle NATO görevine katılan uçaklar Yunan uçaklarınca taciz edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde terör hedeflerine yönelik olası harekatla ilgili konuştu bugün. Ülkemizin ve sınırlarımızın korunması için Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı kullanmaktayız. Ve bunu yaparken de kimseden izin almamız söz konusu değildir dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya'nın Il Messaggero gazetesine röportaj verdi. Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olası harekat için kimseden izin alınmasının söz konusu olmadığını söyledi. Terör örgütü PKK-YPG, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini hedef almaktadır. Ülkemizin ve sınırlarımızın korunması için Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı kullanmaktayız. Bunu yaparken de kimseden izin almamız söz konusu değildir. Akar, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek beklediklerini vurguladı. Avrupa Birliği, NATO ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK, uluslararası toplumu yanıltmak amacıyla farklı isimler altında faaliyet göstermektedir. Kilit nokta PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG'nin tek ve aynı örgüt olduğudur. Dost ve müttefiklerimizden bu terör örgütüyle tüm bağlarını kesmelerini ve terör belasına karşı mücadelemizde bizimle samimi dayanışma ve işbirliği içinde olmalarını bekliyoruz. Akar, hava savunma sistemi SAMP/T ile ilgili süreci hızlandırmak istediklerini de belirtti. İtalya ile işbirliğimiz savunma, ticaret, eğitim ve sağlık gibi hemen her alanda gün geçtikçe daha da gelişmektedir. SAMP/T hava savunma sistemi projesini kesinlikle hızlandırmak istiyoruz. Ayrıca sahada test edilmiş Türk savunma sanayisi ürünleri ikili işbirliği için yeni fırsatlar sunuyor. Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın sonlandırılması için İstanbul sürecini devam ettirmek istediklerini de ifade etti. Bu arada Savunma Sanayi İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda yerli ve milli sistemleri yenilerine eklemeye yönelik konular görüşüldü. 25 farklı projeye ilişkin kararlar alındı. Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimiyle Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin seri üretimlerine yönelik kararlar alındı. Seri üretime yönelik kararlar alınan projeler arasında Akya torpidosu ve çeşitli platformlar için muhtelif mühimmatlar da yer aldı. Savunma Sanayi İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Toplantıda savunma sanayinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayi için mutlaka gereklilik olduğu vurgulandı. Türkiye 100 yılında her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de büyük bir atılım gerçekleştirileceğine dikkat çekildi. Engellemelere aldırış edilmeksizin yerli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimdeki kararlılığın devam edeceği vurgulandı. 25 farklı projeye ilişkin kararlar alındı.
Toplantıda Milgen projesi kapsamında inşa edilecek 6, 7 ve 8. gemilerin tedariki kararlaştırıldı. İlk test uçuşunu havada 5 saat kalarak başarıyla gerçekleştiren insansız jet savaş uçağı Kızıl Elma'da gelinen son durum değerlendirildi. Ayrıca İHA'lara yeni kabiliyetler kazandırılması hususları görüşüldü. F-16'ların modernizasyonlarına yenilerinin eklenmesi, yeni elektronik harp ve radar sistemleri, muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, ekipman ve teçhizatlar, simülasyon, lojistik ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik çeşitli projelerde karara bağlandı. Şırnak Cudi Dağı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi, 1 terörist yakalandı. Son 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. Mehmetçiğin başarılı operasyonlarıyla Cudi Dağı teröristlerden temizlendi. Mehmetçik çemberi aldı. Atak helikopterleri havadan vurdu. Cudi'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Biri yakalandı. Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde son 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'le birlikte operasyonu harekat merkezinden takip etti. Şimdi 4 kişilik ikinci grubun yeri tespit edilmiş oldu. 3 tanesi ölü yere geçti. Bir tanesi de bu şu anda takip ettiğimiz, sıkıştırdığımız terör sayın bakanım. Mehmetçiğin başarılı operasyonuyla Cudi Dağı teröristlerden temizlendi. İçişleri Bakanı Soylu operasyondaki birlikleri tebrik etti. Atak helikopterinin pilotlarını da tebrik et. Çok başarılı bir bence güzel iniş yaptılar. Hem güneş güzel hem de durarak çok güzel atış yaptılar. Bütün timlere tebrikler. Operasyona şehit teğmen İsmail Can Akdeniz'in adı verilmişti. Şehidin kanı yerde kalmadı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin jandarma teğmen İsmail Can Akdeniz'i şehit eden Ayşe Kapar olduğu belirlendi. Terör inlerine giren komandolar bir mağarada 13 uzun namlulu silah ele geçirdi. Mehmetçik sınır ötesinde ise PKK'ya pençe darbesini vuruyor. Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'da polis servis aracına yönelik bombalı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında bir firarinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Diyarbakır-Mardin karayolunda Çevik Kuvvet polislerini taşıyan servisin geçişi sırasında bombalı araçta yapılan saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 9 şüpheliden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı. 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında bombalı aracı yol kenarına bırakan saldırganın da olduğu 4 kişi tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan ikisi adli kontrol şartlı olmak üzere 4 kişi serbest bırakıldı. Bir firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bombalı araçla polis servis aracına yönelik saldırıda 8'i polis 9 kişi hafif yaralanmıştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin milli güvenliği için gerekliliklerini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Türkiye, Suriye'deki PKK-YPG yapılanmasına yönelik mücadelesinde müttefiklerinin desteğini beklemektedir, dedi. Altun, Batı'nın karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde Türkiye'nin kilit bir rol oynadığına da dikkati çekti. Biz kendi milli güvenliğimizin gerekliliklerini yerine getirmeye ve terörle mücadeleyi bütün imkanlarımızla sürdürme noktasındaki kararlılığımızı devam ettireceğiz. Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin bu mesajları verdi. Batı'nın terör örgütlerine yönelik tutumunu eleştirdi. Türkiye aynı zamanda
Suriye'deki PKK, PYD, YPG yapılanmasına karşı yürüttüğü haklı mücadelede de müttefiklerinin desteğini beklemektedir. Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine destek sağlanmasının ve teröristlerin himaye edilmesinin küresel terörizmle mücadeleyi akamete uğrattığı, zayıflattığı asla unutulmamalıdır. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Fransa İlişkileri Fırsatlar ve Meydan Okumalar panelinde konuştu. Türkiye'nin küresel tehditlerle mücadelede öncü bir rol oynadığına dikkat çekti. Sözü Rusya-Ukrayna Savaşı'na getirdi. Ürettiği çözümler ve arabulucu rolüyle krizin daha da derinleşmesini önlemekte, burada da istikrarlaştırıcı bir aktör olarak Türkiye ön plana çıkmaktadır. Türkiye, öncülük ettiği tahıl koridorunun yanı sıra enerji koridoru gibi girişimlerle de Avrupa'nın karşı karşıya olduğu tüm meselelerin çözümü noktasında kilit bir rol oynamıştır, oynamaya da devam edecektir. Altun'un gündeminde Atina yönetiminin Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokatif girişimleri de vardı. Gayri askeri statüdeki adaların uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırılmasından deniz yetki alanlarına kadar Ege'deki meselelerin karşılıklı mutabakat temelinde barışçı yöntemlerle çözülmesi yönündeki irademizi muhafaza ediyoruz, gayretlerimizi sürdürüyoruz. Yunanistan'ın da dürüst, samimi ve anlamlı bir diyaloğa teşvik edilmesi önem arz etmektedir. Fahrettin Altun, Türkiye'nin bir parçası olduğu Avrupa'dan uzak tutulmasının en başta Avrupa'ya zarar vereceğini de vurguladı. İstanbul'da mevsimin ilk karı Silivri'ye düştü. Meteoroloji önümüzdeki günlerde yoğun yağış beklenmediğini açıkladı. Trakya'da ise etkili olan Poyraz nedeniyle yüksek kesimlerde kar görüldü. Deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında kürsüdeydi bugün. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile arasında baba-oğul ilişkisi olduğunu söyledi. Ona sahip çıkmak benim boynumun borcudur dedi. Ben Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz. Baba-oğul ilişkisi gibiyiz. Baba-oğul gibiyiz dedi. İmamoğlu'na sahip çıktığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki grup toplantısında konuştu. Son günlerde aralarında kriz olduğu söylenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da salondaydı. CHP lideri İmamoğlu'na ilişkin mahkeme kararını değerlendirdi. Gerilim iddialarının aksine mesajlar verdi. Ekrem İmamoğlu bugün buradadır. Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların, dostlarımızın, yol arkadaşlarımızın İyi bildiği bir şeyi bu kürsüden sizlere ifade edeceğim. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur. Kılıçdaroğlu 85 milyona kucaklaşma sözü verdi. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz dedi. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini biliyorum. Hepimiz bunun farkındayız. İnançla yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden 85 milyon insanı kucaklayacağız. Bunun sözünü veriyorum bütün halkıma. Altılı masadaki aday belirsizliği CHP ile İYİ Parti arasında krize dönüştü. YSK üyelerine hakaret davasında verilen mahkeme kararının ardından İmamoğlu-Akşener ikilisinin verdiği görüntüler ve Saraçhane mitingi tartışmaları alevlendirdi. Karşılıklı açıklamalar sürerken CHP lideri İmamoğlu'nu CHP grubuna az önce aktardık haberimizde çağırarak kriz iddialarına cevap verdi. Krizin fitilini mahkeme kararının ardından objektiflere yansıyan bu görüntü ateşledi. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'dan dönmesini beklemeden yapılan Saraçhane mitingi gerilimi arttırdı. Farklı düşünen insanların cezalandırılmak istendiği... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingden haberi yoktu. Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim dedi. Ama İmamoğlu çok önceden planlandığı sözleriyle Genel Başkanı'yla bir kez daha ayrı düştü. Başarımın ödülü olarak görüyorum. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerine hayır demeyiz diyen Akşener'i de hedef aldı. Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı.
her partinin kendi kuralları vardır uyarısını yaptı. CHP lideri adaylık konusundaysa kendisini işaret etti. Kararı verecek olan altılı masa adayımız sizsiniz derlerse elbette aday oluruz dedi. Buna karşılık İmamoğlu oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum sözleriyle denklem dışı olmadığını bir kez daha vurguladı. Bazen hiçbir başarı cezasız kalmaz. Tartışmaya İyi Parti cephesinden karşılık da gecikmedi. Partinin önemli isimlerinden Yavuz Ağralioğlu, Kemal Bey de İstanbul'da aday olmuştu ama kazanamamıştı. Hatırlatması yaptı. İstanbul ve Ankara İyi Parti'nin projesiyle kazanıldı dedi. Karşılıklı açıklamalar sürerken gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısına İmamoğlu'yla birlikte katılarak gerilim iddialarının aksine mesajlar verdi. Ben Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz. Baba-oğul ilişkisi gibi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri siyasi kulislerde İmamoğlu'na CHP'li olduğunu unutma, başka partilere fazla yakınlaşma mesajı olarak yorumlandı. FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade talebi İsveç raygıtayı tarafından reddedildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kararı olumsuz bir gelişme olarak niteledi. Somut adım bekliyoruz dedi. Keneş'in iadesiyle ilgili son kararı İsveç kabinesi verecek. Bülent Keneş'in iadesi yönündeki talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Yani biz artık İsveç'ten, Finlandiya'dan güzel sözler işitmek istemiyoruz. Somut adımlar görmek istiyoruz. İsveç Yargıtayı'nın skandal kararını değerlendirdi. Somut adım vurgusunu yineledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesine yönelik red kararına tepki gösterdi. Darbecilerin, oradaki mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor. Bir kişiyi iade ettiler ama öyle bir kişiyi iade ettik ondan sonra işte bu işi kapatalım gibi bir beklentileri varsa bu gerçekçi bir beklenti değildir. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya ile Madrid'de imzalanan üçlü mutabakatı hatırlattı. Taahhütlerinize uyum mesajı verdi. Üçlü ahitnamede ne varsa her iki ülkede bunları yerine getirmekle yükümlüdür. Biz de değerlendirmelerimizi ona göre yapacağız. İsveç yargısının hukuki engelleri gerekçe göstererek reddettiği iade talebi İsveç kabinesinde gündeme gelecek. İsveç Adalet Bakanı Gunnar Stromer, İsveç hükümetinin iade talebine ilişkin çalışma yürüttüğünü söyledi. İsveç, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülke ve bu tür davalarla ilgilenmek için bir hukukumuz var dedi. İsveç'in NATO başvurusunun Yargıtay'ın kararından etkilenip etkilenmeyeceği konusunda ise spekülasyon yapmak istemiyorum açıklaması yaptı. Keneş'in iadesiyle ilgili son kararı İsveç kabinesi verecek. Konu Perşembe günü Türkiye'ye gelmesi beklenen İsveç Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinde de konuşulacak. Fethullahçı terör örgütüyle mücadele sürüyor. İzmir merkezli 13 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında da 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kripto yapılanmaya gittiler. Örgütün sözde yöneticileriyle şifreli yöntemlerle telefon bağlantısı kurdular. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında bu yöntem üzerinden örgütle bağlantısı tespit edilen 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 17 kişi gözaltına alındı. 10'u muvazzaf, 16 asker ve 14'ü askeri okullarla ilişiği kesilmiş şüphelilerin örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması ise daha önce kapatılan polis akademisine yönelikti. Polis kolejlerinden ilişiği kesilen ve örgütle iltisakı devam eden 15 şüpheli tespit edildi. Zanlıların örgütün sözde yöneticileriyle ardışık aramayla irtibat kurduğu anlaşıldı. Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki zanlıların yakalanmasına yönelik operasyonlarsa sürüyor.
İstanbul'da bir motorlu kurye 150 bin avro düşürmüş, bunun 65 bin avrosunu yerden toplamıştı. Kaybolan paranın 20 bin avrosu daha bulundu. Efendim, İstanbul'da mevsimin ilk karı Silivri'ye düştü. Meteoroloji önümüzdeki günlerde yoğun bir yağış beklenmediğini açıkladı. Trakya'da ise Poyraz etkiliydi ve yüksek kesimlerde kar görüldü. Deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü. Silivri'de kar kısa süreli etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki günlerde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Ancak Trakya'da Poyraz etkili olacak. Marmara bölgesinin Karadeniz kıyısına yakın ve yüksek kesimlerinde şiddetli rüzgar sebebiyle bölgesel kar yağışı bekleniyor. Kırklareli'de kar yağışı etkili oldu. Yıldız Dağları ve Israncı Ormanları havadan görüntülendi. Demirköy, Vize ve Kofcaz ilçeleri de beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Tekirdağ'da ise Poyraz hayatı olumsuz etkiledi. Hızı saatte 50 kilometreye kadar ulaşan fırtına sebebiyle bazı tanker ve şilepler denize açılamadı. Rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından deniz ulaşımı normale döndü. Efendim, Marmara'da durum buydu. Meteorolojinin uyarılarıyla birlikte ekranlarınıza getirdik. Peki özellikle yurdun doğusunda durum ne? İç kesimlerde de yurdun doğusunda da kar etkiliydi. Erzincan, Sivas ve Bayburt'ta mevsimin ilk karı düştü. Rize Ayder Yaylası'nın o muhteşem görüntüsü karla birlikte beyaza büründü. Diyarbakır'da ise yoğun sis uçak seferlerini aksattı. Soğuk hava yerini kara bıraktı. Yurdun birçok noktasında lapa lapa kar yağdı. Ardahan güne karla başladı. Kısa sürede kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Erzincan'a mevsimin ilk karı düştü. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar sevinçle karşılandı. Kar demek bereket demek. Özellikle Erzincan tarıma dayalı bir şehir, ekonomisi. Kayak merkezimiz var, orası için çok önemli. İnşallah devamı gelir. Okula giden çocuklar kar topu oynayarak eğlendi. Sivas ve Bayburt'a da mevsimin ilk karı düştü. Kop Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Bu görüntüler ise Rize Ayder Yaylası'ndan. Dünyaca ünlü yaylada kar kalınlığı 15 santimetreyi geçerken ortaya güzel görüntüler çıktı. Amasya, Sinop'la Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Artvin'in Şavşat ilçesi ile Samsun'un Kabak ilçesi de güne karla uyandı. Yozgat'ta karın ardından hava soğudu. Araç camları dondu, yollarda buzlanma görüldü. Iğdır ve Diyarbakır'da ise sis etkili oldu. Diyarbakır'da gece saatlerinde yoğun olan sis etkisini sabah saatlerinde de gösterdi. Görüş mesafesinde ciddi azalmalar yaşandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava ulaşımında ise çok sayıda uçak seferi yapılamadı. Ve maalesef trafik kazaları haberleri yurdun çeşitli yerlerinde. Malatya'da kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Bu kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Şanlıurfa'daki kazada ise 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Araç oldukça hızlıydı. Kontrolden çıktı, kaldırımda yürüyen gençleri ezdi. Malatya'da Buhara Bulvarı'nda ilerleyen hafif ticari araç kontrolden çıktı. Kız öğrenci yurdunun önünde kaldırımdaki yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkıner'in öldüğünü belirledi. Aracın sürücüsü ise yaralanmıştı. Yaralı sürücü kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cenazeler savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak devrildi. Kazada bir kişi öldü, beş kişi de yaralandı. Ve İstanbul'dan, Sultanbeyli'den görüntüler. Bakın, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybediyor ve direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra park halindeki kamyonete ve ardından duvara çarparak durabiliyor. İşte yuvarlak işini aldığımız görüntüde kazanın nasıl meydana geldiği son derece çok fena gerçekten net. Sultan Gazi'de de sevgili izleyiciler, alkollü olduğu iddia edilen bir minibüs şoförü önce park halindeki otomobile, daha sonra da kamyonete çarparak refüje çıktı. Yoldan geçen bir kişi saniyelerle gerçekten kıl payı kazadan kurtuldu ama sonra da çok rahat bir şekilde o kazadan kendisi kurtulmamış gibi devam etti yoluna. Tekirdağ'da korna çalınan otomobilin sürücüsü aniden durunca hemen arkasından zincirleme kaza meydana geldi. Şans eseri yolda yaya olmaması faciayı önledi. Görüntünün adresi İstanbul Sultanbeyli. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıktı. Önce park halindeki kamyonete, ardından duvara çarparak durabildi. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Sultan Gazi'de de bir minibüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce park halindeki otomobile, sonra kamyonete çarparak refüje çıktı. Yolda yürüyen bir kişi kazadan kıl payı kurtulurken, kaza sonrası sakinliğini koruyarak yürümeye devam etti. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün yardımına mahalle sakinleri koştu. Yaralanan sürücünün sağlık durumu iyi. Tekirdağ'daki bu kazanın sebebi ise hayli ilginçti. Işıklarda ilerlemesi için korna çalınan sürücü aniden durakladı. Arkadan gelen iki araç duramayarak önlerindeki otomobillere çarptı. Zincirleme kazada bir kişi yaralandı. Kocaeli'nden bu görüntüler. Bir tırın üzerinde devasa büyüklükte bir platform vardı. Bakar mısınız? Çok büyük gerçekten. Ve işte tünele girince doğal olarak o tünelde sıkıştı. D100 karayolu hemen arkasından trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu, uzun süre çalıştılar tabii, platform sıkıştığı yerden kurtarıldı. İki tır Dilovası'ndan aldıkları metal platformları Derince Limanı'na götürmek üzere yola çıktı. Öndeki tırın taşıdığı platform Kocaeli'de Derince Tüneli'nin üst kısmına sıkıştı. Bölgeye sevk edilen trafik ekipleri D100 Ankara istikametini trafiğe kapattı. Sürücüleri yan yollara yönlendirdi. 200 saatten beri trafikteyiz abi. İşe gidecektik, gidemedik, geri döndük. Köprüde tır sıkışmış, ondan dolayı bizi yan yola verdiler. Valelerden sıkışıklık olduğu için biz de mecbur geri dönüyoruz. Sıkışan platform kesildi. Tırın lastiklerinin de havası indirildi. Uzun süren çalışmaların ardından platform taşıyan tır tünelden geçirildi. Araç geçişine açılan trafik normale döndü. Efendim, daha önce pek çok kez batarya patlaması görüntülerini ekranlarınıza getirmiştik. Cep telefonu bataryası. Daha çok orijinal olmayan bataryalarda rastladığımızı söylemiştik. Bakın, Karabük'te tamire götürülmüş bir cep telefonu. Tam tamir ederken çok ciddi bir patlama, büyük bir alev gerçekten. O sırada telefonun bataryası patladı. Yüzü yanacaktı neredeyse tamiri yapan kişinin. Son anda neyse ki kurtulmuş. Aniden alev aldı. Tamire götürülen telefonun bataryası böyle patladı. Görüntünün adresi Karabük. Tamirhanenin sahibi cep telefonuyla ilgilenirken bir müşteri de onu bekliyordu. O sırada masada tamir için bekleyen telefon bir anda patladı. Telefonun temizliğini yapıyordum. Bir anda ne olduysa ateş birden bir patladı. Ben de korktum, bir anda bir baktım. Telefonun üstündeki batarya patlamış. Elimle bir kaçtım, geri geldim. Bataryayı aldım, geri dışarı attım. İş yeri sahibi yanmaktan son anda kurtuldu. Telefonu alıp yere atarak söndürmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Daha önce ana haber bültenimizi ekranlarınıza getirmiştik. Bir motorlu kurye 150 bin avroyu taşıyordu ama montunun cebine koymuştu. Tabii motor da rüzgarda söz konusu olunca
O avrolar uçmuştu. İnsanlar yerlerden paraları toplamışlardı. Bir kısmını toparladı. Ama 65 bin avrosunu yerden toplamıştı ama geri kalanın içinde çağrıda bulunmuştu. Lütfen paramı verin diye. Kaybolan paranın 20 bin avrosu daha bulundu. Demek ki vicdanlı kişiler o parayı harcayamadılar, getirip verdiler. Ama kurye kalan miktar da çok ciddi bir miktar tabii. Bir an önce bulunmasını istiyor. Motorlu kurye yola saçılarak kaybolan 85 bin avronun 20 bin avrosunu teslim aldı. Kalan 65 bin avronun bulunmasını istedi. Dayı paralar bizim ha. Alayım paraları. Olay 15 Aralık'ta Zeytinburnu'nda gerçekleşti. Döviz bürosunda motorlu kurye olarak çalışan Ünal Coşkun kapalı çarşıya giderken montunun içine koyduğu paraları düşürdü. Trafiği durdurarak paraları toplamaya çalıştı. O anlarda yola saçılan paraları alarak uzaklaşanlar oldu. Ya bizim paralar, alo! Alıyorum, hepinizin plakasını alıyorum. İddiaya göre kurye 150 bin avronun 65 bin avrosunu yoldan topladı. 85 bin avroyu ise kaybetti. Paranın bulunması için de o anları cep telefonuyla kaydetti. Bak burada da var, bunları da topla. Ben hepsinden şikayetçiyim. Çünkü bu bir gasptır. Ben çünkü orada mağdurum. Param yere düşmüş, topluyorum. Yani insanlık yapıp o paraları toplayıp bana vermeleri lazımken ki bazıları verdi, bazıları alıp gitti. Yani beni iyice mağdur ettiler orada. Kurye Ünal Coşkun kaybolan paranın bulunması için polise ihbarda bulundu. Polis iki kişinin yoldan topladığı 20 bin avroyu teslim alarak Coşkun'a verdi. Kaybolan 65 bin avronun bulunması için çalışmalar devam ediyor. Yılbaşı yaklaşırken sahte içki operasyonları da arttı sevgili izleyiciler. İstanbul'da işte bir operasyon düzenledi. 3 ilçede baskınlar yapıldı. 6 bin şişe sahte içki ele geçirildi. 2 şüpheli de yakalandı. İstanbul'da yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik operasyonlar sıklaştı. Jandarma ekipleri Silivri'de sahte içki üretmek için imalathane kurulduğunu belirledi. İçkilerin piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı, teknik ve fiziki takip yapıldı. Şüpheliler Arnavutköy, Sarıyer ve Silivri gibi merkezden uzak yerleri tercih ettiler. Silivri'de bulunduğumuz kiralık ev ise üretim yeri olarak kullanılıyordu ve burada 1 milyon Türk lirasını geçen maliyette işte bu özel düzeneyi kurmuşlardı. Şüphelilerin dezenfektan adı altında sahte içki yaptıkları tespit edildi. Silivri'deki üretim yeri ve 9 depoya baskın düzenlendi. 2 kişi sahte içki üretirken suçüstü yakalandı. Aramalarda 6 bin şişe sahte içki, 5 bin litre etil alkol ve 425 bin sahte bandrol ele geçirildi. Alkol damıtma kazanı, 380 bin kapak ve etiketlere el koyuldu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bu yılki sahte içki operasyonlarına ilişkin rakamları da paylaştı. 107 operasyonda 89 bin litre sahte içki ele geçirildiği belirtildi. İşlem yapılan 143 şüpheliden 23'ünün de tutuklandığı ifade edildi. 2022 Dünya Kupası'nın kazananı Arjantin milli takımı ülkesine döndü. Arjantinliler takımı büyük coşkuyla karşıladı. Kupayı kaptıran Fransa'da da binlerce taraftar milli takımını marşlar ve destek sloganlarıyla kucakladı. Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Eva Kaili'nin ardından bir başka Yunan siyasetçi Dimitri Avramopoulos'un adı da skandala karıştı. Avramopoulos sivil toplum kuruluşları üzerinden para almakla suçlanıyor. İşte Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk soruşturması ile ilgili son gelişmeler. İtalya'nın La Stampa gazetesi Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk soruşturmasını sayfalarına taşıdı. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin gözaltına alınması ve görevden alınmasından sonra yolsuzluk skandalına bir başka Yunan siyasetçinin adı da karıştı. O isim Avrupa Birliği Komisyonu Göç İşleri ve Vatandaşlık Politikalarından sorumlu eski üyesi Yunan Dimitris Avramopoulos. La Stampa'nın haberine göre Panzeri'nin kurucusu olduğu bir sivil toplum kuruluşu üzerinden konferanslara katılması ve yayınlar yapılması amacıyla 1 Şubat 2021-1 Şubat 2022 döneminde yaklaşık 60 bin avroluk ödenek aldı.
Avrupa Birliği Komisyonu iddialar üzerine harekete geçti ve Avramopoulos'un söz konusu sivil toplum kuruluşuyla bağlantısına ilişkin iç soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında eski Avrupa Parlamentosu vekili Antonio Panzeri'nin eşi Maria Colleoni de Brescia kentinde mahkeme karşısına çıktı. 10 Aralık'tan bu yana ev hapsinde tutulan Colleoni suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti Belçika makamlarının Colleoni için yaptığı iade talebini kabul etti. Avrupa Parlamentosu bağlantılı yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş, 4 kişi de gözaltına alınmıştı. Ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili son bilgilerle, son durumla devam edelim. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, son zamanlarda dikkatlerin çevrildiği ve şiddetli çatışmaların yaşandığı Bahmut şehrine gitti. Ön cephedeki Ukrayna askerleriyle görüştü. Bu arada Rusya'nın Çuvaşistan bölgesinden geçen doğalgaz boru hattı, özellikle Doğu Avrupa'ya, Orta Avrupa'ya doğalgaz taşıyan tek yegane boru hattı. Dolayısıyla çok önemli buradaki patlama. Çünkü Avrupa'daki enerji fiyatlarını da etkiledi. 3 kişi öldü bu patlamada, 1 kişi de yaralandı. Söylediğimiz gibi doğalgaz akışı da durduruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sahaya indi, sıcak çatışma bölgesinde görüntülendi. En şiddetli çatışmaların yaşandığı Bahmut şehrine giden Zelenski, ön cephedeki Ukrayna askerleriyle bir araya gelerek moral verdi. Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görüntüler paylaşan Ukrayna lideri, görüntülerin altına Bahmut Kalesi, cesaretleriyle dayanacağımızı, bize ait olandan vazgeçmeyeceğimizi kanıtlayanlar açıklaması yazdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği 4 bölgede durumun çok zor olduğunu söyledi. Federal güvenlik birimlerine önlemleri artırma talimatı verdiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de tahıl koridoru anlaşması için Birleşmiş Milletler temsilcileriyle çevrim içi toplantı yapacak. Rusya'nın Çuvaşistan Özerk bölgesindeki doğal gaz boru hattında patlama yaşandı. Planlı bakım sırasında olduğu açıklanan patlamada 3 kişi öldü, doğal gaz akışı durduruldu. Avrupa doğal gaz piyasasında fiyatlar tırmandı. Savaşı durdurmak için diplomatik çabalar da sürüyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefonda görüştü. Steinmeier, Çin Devlet Başkanı'ndan Rusya'daki nüfuzunu kullanarak savaşı sona erdirmek için Putin'i ikna etmesini istedi. Uluslararası Para Fonu, Ukrayna'da ekonomik istikrarın korunabilmesi için 4 aylık bir programı onayladığını duyurdu. IMF, 2023 yılında Ukrayna'nın 40 ile 57 milyar dolar arasında bir yardıma ihtiyaç duymasının beklendiğini bildirdi. 2022 Dünya Kupası'nın kazananı Arjantin milli takımı ülkesine döndü sevgili izleyiciler. Ve Buenos Aires'te de milyonlarca Arjantinli toplandı. Takımı coşkuyla karşıladıktan sonra orada da bir kutlama yapıldı. Kupayı kaptıran Fransa'da da binlerce taraftar milli takımını marşlar ve destek sloganlarıyla kucakladı. Uçaktan ilk olarak elinde kupayla Lionel Messi ve teknik direktör Lionel Scaloni indi. Futbolcular ve teknik ekip üstü açık otobüse binerek havalimanından ayrıldı. Başkent Buenos Aires sokaklarında halkla buluştu. 2022 Dünya Kupası'nın sahibi Arjantin milli takımı ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı. Fransa karşısındaki galibiyet, tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin halkı için ayrı bir önem de taşıyordu. Şampiyonluk, ekonomik krizle boğuşan ülke için büyük bir moral oldu. Ülke olarak her konuda çok sıkıntı çektik. Ekonomik sıkıntılar, farklı konularda birçok sıkıntı. Açık otobüsün üzerinde oturan Messi ve birkaç takım arkadaşı ufak bir de tehlike atlattı. Futbolcuların önüne bir anda elektrik kabloları çıktı. Tehlikeyi son anda fark eden oyuncular eğilerek önlerine çıkan engelden kurtuldu. Fransa sokaklarında da kutlamalar vardı. Başkent Paris'e dönen milli takım oyuncuları Concorde Meydanı'nda taraftarları selamladı.
Bu takımla gurur duyuyorum. İyi temsil edildik. Kazanmak için her şeylerini verdiler. Bu gece onlara tüm kalbimle teşekkür etmek için buradayım. Yaklaşık 50 bin taraftar Fransa Milli Marşı'nı okudu, Teşekkürler Maviler sloganı attı. Sevgili izleyiciler, TRT'de 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yayın ve izlenme verileriyle rekor kırdı. Televizyonda 600 saatlik yayın yapıldı, reytingde yılın rekoruna imza atıldı. Dijitalde ise izlenme 50 milyonun üzerine çıktı. Efendim, ana haberde tüm gelişmeleri aktardık ama gündemin en önemli başta bildiğiniz gibi asgari ücret görüşmeleriydi. Üçüncü turdan bugün bir sonuç çıkmadı. Acaba bir fiyat belli olur mu, ücret belli olur mu diye merak ediyorduk ama bundan sonraki sürece ilişkin tüm bilgileri az sonra yayına girecek. Birinci sayfa programında uzmanların katılımıyla, değerlendirmeleriyle dinleyebilirsiniz. Fatih Çimen karşınızda olacak. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.